Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Kayseri'deki evine insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün bana ve eşime suikast düzenlemeye çalışan İran ajanları acı bir hata yaptı," dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Kayseri'deki evine insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu açıklamasında saldırının İran tarafından yapıldığını iddia ederek, "Bugün bana ve eşime suikast düzenlemeye çalışan İran ajanları acı bir hata yaptı. Saldırı beni savaşı sürdürmekten caydırmayacak ve İsraillilere zarar veren herkes ağır bir bedel ödeyecek," dedi. Gazze şeridinde ve Lübnan'da saldırıların devam edeceğini vurgulayan Netanyahu, "Gazze'den esirlerimizi ve kuzeydeki sakinlerimizi geri getireceğiz," ifadelerini kullandı. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Başbakan Netanyahu ve ailesine suikast girişiminde bulunan İranlı vekiller, İran'ın gerçek yüzünü ve liderlik ettiği şeytani ekseni bir kez daha ortaya çıkarmıştır," dedi. İsrail Meclisinden Amir Ohana ise, "İran vekili Hizbullah aracılığıyla bugün büyük bir hata yaptı, bedelini ödeyecekler. Bana kalırsa bedelini ödedikten sonra bırakın İHA'yı, kağıttan uçak uçurmayı öğrendiklerine bile pişman olacaklar," diye konuştu. İsrail Başbakanlık Ofisinden Netanyahu'nun evinin İHA ile hedef alındığı açıklanmış, Netanyahu ve eşinin saldırı sırasında evde olmadığı ifade edilmişti. Olay önceki gün yaşandı. Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen bir İHA, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evini hedef aldı ve İsrail hükümeti, İsrail basın organlarına yayın yasağı getirdi. Netanyahu'nun sözcüsü, başbakanın evine doğru bir insansız hava aracı fırlatıldığını doğruladı. Lübnan'dan fırlatılan bir insansız hava aracı, Netanyahu'nun özel tatil konutunun da bulunduğu Kayseri kentindeki bir binayı vurdu. İsrail ordusu da Lübnan topraklarından İsrail'e 3 İHA ateşlediğini ve bunlardan birinin Kayseri'deki bir binayı vurduğunu duyurdu. Netanyahu'nun hükümet ofisi, başbakanın Kayseri kentinde bulunan evine doğru bir insansız hava aracı fırlatıldığını resmen doğruladı. Yapılan açıklamada Netanyahu ile eşinin saldırı sırasında evde olmadığı, herhangi bir can kaybının da yaşanmadığı belirtildi.